Bu ülkede kurallar bozulmak için vardır. Yasaktan ziyade insanların kendilerinin çözümü ya da yasakları kendilerini uygularsa, herkes kendi yasağını uygularsa bence daha başarılı olur. Doğru bir karar bence. Yani halkın sağlığı açısından olması gereken bu. Yani çünkü bizim halkımız çok duyarsız davranıyor bu konu üzerine. Bu yüzden de zaten virüs gitgide ilerleme gösterdi. Doğru bir karar. Ne kadar kağıt toplayıcı var çöp tenekelerinden. Cumhur içine girer, onları yasaklasınlar. Her mühitte pislikleri, mikroplara yayıyorlar. Bunu yasaklansın, bunu kesinlikle istiyorum. Cumhurbaşkanının aldığı kararla otobüslerde ayakta yolcu taşınması yasaklandı. Siz bu kural hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya öyle yasaklandı ama hala ayakta yolcu geliyor. Sabah mesela Tokyo otobüsüyle geldim. Tıklım tıklım da yine ayakta aldılar. Almanca'da yolcular sıkıntı çıkarıyor. İşte onları alıyorsunuz birkaç kişiyi, bizi niye almıyorsunuz diye. Hem şoförler mağdur oluyor hem içeridekiler. Daha demin de tramvaydan indim. Aynı sorun tramvayda da var. Kimse hani birbiriyle temas etmek için yan yana oturmuyor. Ayakta duruyor. Dövüşeceklerdi hatta. Video falan çekecektim. Geri şey yaptılar. Bilmiyorum en doğru karar mı diyeyim bilemedim. Aynı yani değişen bir şey yok. Alınan karar hiçbir işe yaramadı. Sizce bugün konu hakkında başka ne tür bir tedbir alınabilir? Valla bu 65 yaş ve 18 yaş altı kısıtlaması gelirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hala otobüse binmeye çalışanlar var 65 yaş üstü. Böyle deniyorlar, yetersiz belki ediyor onlarınkinde 65 yaşında. Yani bilmiyorum. Çok mantıklı çünkü otobüsler tıklım tıklım. Herkes oturduğu zaman daha az kişi olur ve korona da artık biraz bitmesi lazım. Bıktık artık. Bu kadar. Düşüncelerim. Sizce bu kurala uyuluyor mu? Hayır. Otobüsler hala tıklım tıklım. Doğru düşünüyorum. Peki bu kurala uyuluyor mu? Bence uyulmuyor. Yeterince uyulmuyor. Bu konularda Cumhurbaşkanıma saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Böyle bir Cumhurbaşkanımıza da her zaman için başımızda eksik etmesin. Ne söylüyorsa, ne ediyorsa onun kurallarına uymaktayık. Her an içinde saygı duyarım öyle bir cumhurbaşkanımıza da. Ben de bir ülkücü olarak, Avşaroğlu olarak. Yani. Vallahi ben görmedim yani yasaklandığını. Herkes ayakta gidiyor. Sizce otobüs sefer sayıları yeterli mi? Bence yeterli değil. Çünkü yolcular işten falan çıkıyorlar. İşten çıktıklarında otobüs dolu oluyor ve geçiyor gidiyorlar. Hiç beklemiyorlar. Güzel bir fikir, güzel bir onay ama insanlarda hiçbir düzen yok. Nasıl desem, mesafeyi korumuyorlar. Hijyene uymuyorlar, dikkat etmiyorlar. Söyleyin, maskeyi biri takıyor, biri takmıyor. Hep en yakınlarımız gidiyor. Ama bilmiyorum yani insanlar düzensiz. Cumhurbaşkanımız ne kadar da güzel kararlar verse insanlarımızın buna uyması gerekiyor. Tamamen uyuyorum. Cumhurbaşkanımız haklı. Devletimiz ta başladığından beri bizleri koruyor. Biz de sağduyulu olacağız. Otobüslere fazla binmeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar evde ikametgah edeceğiz. Ondan sonra bu virüsü atladık inşallah. Devletimiz gerekli şeyi yaptı bizlere. Ondan sonra Allah'ın izniyle bu virüsü tamamen yok edeceğiz. Güzel yani hani şu hastalık nedeniyle şey yapıyoruz. Hastalıkla veya yükseliyor. Onun için biraz dikkat etmek lazım. Yani onun yasaklamasıyla da biz tedbirimizi alacağız aslında. Yani biz tedbirli olmamız gerekiyor. Ya böyle yani. Sizce bu kurala uyuluyor mu? Uyuluyor mu derken ya maalesef yani adam işte aha şu karşımızdaki bak ağzını açmış sigara içiyor. Yani bu sorumluluğu kendi alması gerekiyor yani toplum olarak biz almamız gerekiyor. Vallahi ne yaparsan yap her adam başına da polis dikse yani içinde olacak kendisi tedbirini alması lazım. Yoksa bak devamlı yükseliyor yani bu hastalıklar. Doğrudur. Yani ne düşünüyorum? Evet. Sizce bu kurala uyuluyor mu? Ben otobüste seyahat ediyorum. Uyuluyor. Şoförlerimiz bu konuda titiz davranıyorlar. Yolcuları pas geçiyorlar bazı duraklarda. Evet. Doğru. Doğru yani.
Ama daha önce ayakta alıyorlardı. Çok sakıncalı bir durum ama şu an durumlarını bilmiyorum yani. Peki sağlık açısından nasıl bir karar oldu bu? Ya iyi oldu tabii canım. En azından kalabalığı önlemiş oldu yani. Vallahi çok iyi bir kural ama yani bu şekilde yasakların gelmesi lazım bence. O yüzden herkesin bu konuda hassas olması lazım. Şimdi lütfen dışarı çıkmayalım yani. Biraz daha sabır. Vallahi çünkü fazla otobüsü kullanmadığım için bilmiyorum uyulup uyulmadığını. Şimdi görmediğim bir şeye cevap veremem. Anladım. Bu kural kendi özel aracım var. Bence doğal. Sağlık her şeyden önemli. Çok güzel. Takdir ediyorum. Güzel oldu. Güzel uyguluyorlar. Yalnız benim bir şey rica ediyorum. Şu Kayseri genelinde ne kadar kağıt toplayıcı var çöp tenekelerinden. Cumhur içine girer. Onları yasaklasınlar. Her mühitte pislikleri mikroplara yayıyorlar. Bunu yasaklansın. Bunu kesinlikle istiyorum. Bu kağıt toplayıcıları yasaklasınlar. Neden? Ya varlık için adam o bedeninden giriyor. Ekmek parası kazanmak için. Ona da saygı duymak lazım da. Yani o sana geliyor, bana geliyor. Bulaşıyor. Bir de toplum olarak çevremize, insanlara toplu buralara maskeyi atıyor. Şişeyi atıyor. Sigara içiyor atıyor. Bunu öğrenmemiz lazım. Evinde atabiliyor mu bunu acaba? Yok. Çevre temizliği olmadıktan sonra bir virüs gitmez. Evvela kendini düzelteceksin. Mecburen herkesin uyması gerek. Uymuyorsa basacaklar cezayı. O kadar basit. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı ben çok seviyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Türkiye dışarıdan daha iyi görünüyor. Hiç olmazsa bizlerin dışarıda da şimdi bir şey kalitesi öyle diyelim. Yükseldi yani. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde önce Allah tabii. Mecburen uyulması lazım. Valla kural şu an ülkede geçmiyor gibi görünüyor. Görüyoruz çünkü ayakta yolcu devamlı var. Şu an yasak mı? Evet güzel. Ama şu an etrafı da görüyoruz. Aşırı yoğun kalabalık. Çözüm olur mu? Zannetmiyorum. Yasaktan ziyade insanların kendilerinin çözümü ya da yasakları kendilerini uygularsa, herkes kendi yasağını uygularsa bence daha başarılı olur. Sizce bu kurala uyuluyor mu? Zannetmiyorum. Dışarıdan gördüğümü söylüyorum, zannetmiyorum. Kurallara sizce neden uyulmuyor? Kötü bir şey olacak da eğitim desek. Neden eğitim? Ailede başlar eğitim. Yani hiçbir yasak, hiçbir sonradan alınan eğitimin fayda vereceğini zannetmiyorum. Bütün eğitim ailede başlar. Önce bizler de, çocuklarımıza da eğitimi şimdiden verirsek, ileriki kuşakta belki bunları düzeltebiliriz. Ama şu an henüz daha düzeleceğini zannetmiyorum. Bu ülkede kurallar bozulmak için vardır. Dolayısıyla binin otobüslere, metroya, ne diyorsunuz buna? Tramvaya, herkes ayakta. Bu kadar. Sizce otobüs seferleri yeterli mi? Hayır, yeterli değil, kesin değil. Yani pandemiden önceki daha düzenliydi. Pandemi başladı ama bozuldu gitti. Doğru bir karar bence. Yani halkın sağlığı açısından olması gereken bu. Yani çünkü bizim halkımız çok duyarsız davranıyor bu konu üzerine. Bu yüzden de zaten virüs gitgide ilerleme gösterdi. Doğru bir karar. Sizce otobüs sefer sayıları yeterli mi? Ayakta yolcu götürmemek isteniyorsa eğer yetersiz. Yani daha çoğaltılabilir. Gayet yerinde ve güzel bir kural oldu. Yani sağlığımız açısından da, sosyal mesafe açısından da gayet güzel oldu yani. Bu konuyu da sonuna kadar destekliyoruz. Sizce bu kurala uyuluyor mu? Yani kısmen vatandaşlar bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kurallara uyması konusunda yeterli bilgilendirmeler yapılması gerekiyor. Ve vatandaşların da biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Daha doğrusu bunu sadece zorunlu bir karar değil de sağlığımız açısından devletin ve milletin bununla virüsle mücadele konusunda sonuna kadar gidebilmesi açısından vatandaşın da kararı desteklemesi gerekiyor ve buna uyması gerekiyor yani. Zorunlu olması da iyi bir şey oldu bu konuda. Bu konu hakkında başka ne tür bir tedbir alınabilir? Yani otobüslerde zaten yeterince
şeyler kararlar alınıyor diye düşünüyorum. Yani ayakta yolcu alınmaması, sosyal mesafeli olması gayet yerinde. Ama vatandaşın da dediğim gibi sadece bunu toplu taşımada değil de diğer tüm alanlarda, düğünlerde, işte bazı şeylerde biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal alanları daha iyi kullanması gerekiyor. Maske konusunda daha önemli olması, yani daha düzenli maskesini kullanması gerekiyor. Yani vatandaş olarak herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor.